Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sabahtan biraz işlerimi toparladım. Öğleden sonra bir boşluk buldum. Bir arkadaşımı aradım. Beni ziyarete geliyor. Kendisi sinema televizyon okuyor bir üniversitede. Benim ofisime yakın çok sevdiğim bir semt var. Buranın mimari özellikleri bakımından çok farklı olduğunu düşünüyorum. Biraz burayı size gezdireceğim. Şimdi hazırsanız beraber arabaya doğru geçelim. Yavaş yavaş o semte doğru gideceğiz. Size semtin detaylarını arabada daha detaylı anlatmaya başlayacağım. O zaman arabada görüşürüz. Bugün Arnavutköy'e gidiyoruz. Arnavutköy'de mimari açıdan değişik evler var. Bunları biraz göstereceğim. Orada sevdiğim bir kafe var. Orada bir kahve içeceğiz. Burada Misra da bize katıldı. Merhaba. Burada kendisi sinema televizyon okumuyor. Ne okuyorsun Misra? Fotoğraf ve video okuyorum. Evet, arkadaşım bu kadar iyi tanıyormuş demek ki. Fotoğraf video okuyor. Onun kamerasıyla da bugün biraz çekeceğiz. Bakalım bilmiyorum şu an telefonla çekiyorum. Hangisi daha iyi olacak göreceğiz. Fazla. Oley. Çok sakarım. Video izlenecek başıma demek ki. Başıma çok fazla şey geliyor. Düşüyorum, kalkıyorum, ölümlerden dönüyorum. Evet arkadaşlar, Misra 3 kere eziliyordu. Ben de 3 kere ezildi aslında, normal sevinmem ama yani hani bu durumda hani video izlenecek falan. Bu arada çok güzel bir kafenin yanından geçiyoruz. Cutie Cake diye. Yanadık kafesi var. Benim asıl sizi gezdirmek istediğim yerle geldik aslında. Bakın buralarda böyle bir sürü yokuş var. Ve bu yokuşlarda inanılmaz evler var. Ya bayağı sanki 80'lerde 90'larda geziyoruz gibi. Yani şu arabaları kaldıralım. Tabii böyle bir abuk otoparklar da var. Yapacak bir şey yok ama. Birazdan zaten bir sokağa gideceğiz. Orası bayağı hani faytonla gel evine gir. Böyle 8-10 tane aynı tip ev var. İnanılmaz yani muhteşem. O arabaları kaldırsak oradan bayağı orası film seti olur yani. Evet, şu an Misra sizin için böyle farklı açılardan videolar çekiyor. Yani bu benim konuşmalarım harici kaliteli gördüğünüz içerikler onun içeriği olacak. İstanbul'da gördüğüm en güzel evlerden bir tanesi. Hani İngiltere, Amerika kırması, basket sahası, yeşil panjurlar, böyle yılbaşı süslemeleri yapmışlar. O kadar güzel ki. Bayıldım bu eve. Bakın şöyle merdivenleri beton, dökme betondan yapılmış. Farklı renk demirler kullanmışlar. Ve bence şurada mutfak var. Bakın şurada bir yapı var. Sanki o cam böyle bir limonluk gibi bir alan. Ve bence orası mutfak. Çok güzel. Burayı paylaşmak istedim. Zaten buradan sonra evler bayağı güzelleşiyor. Bakın şurada bir gizli bir sokak var. Çıkmaz bir sokak. Ve şuradaki evler galiba bir kişiye ait. Ve şurada güvenlik var. Yani buraya mesela girebileceğimizi zannetmiyorum. Ama bunları böyle gelip görmek çok güzel ve bu arabayla yapabileceğiniz bir şey değil. Bu yok, şu yürek çıkıp buraları gezmeniz, keşfetmenizi öneriyorum. Şuraya bir çaktırmadan girmeyi denesek mi acaba? Şey, çıkmaz sokak diyor. Yani güvenlik de yok. Ya girelim ya. Evet, şu an girmeye başladık ve biri bize bakmaya başladı bile. Şurada bir adam var, bak bize bakıyor. Bir tane telefon, bir tane kamera. Bir yere giriyorsanız sizi ya magazin diye düşünürler ya da ne yapıyorsunuz diye düşünecekler. O yüzden şuradaki adam, bakın. Şurada bir adam vardı biraz önce. Geliyor mu? Ha bak geliyor. Kaçıyoruz. Evet. Bakın yani şimdi daha demin ne kadar güzel bir yerdeydik. Şimdi buradaki binalara bakın. Daha sıradan yapılar. Yani dönemin mimari özelliklerine uygun olmayan yapılar. Ve tabii İstanbul'un da olayı bu. Yani buralar zamanında boş araziler kalmış. İnsanlar bazı evler yapmışlar. Tabii ki insanlardan da işte bir tasarımcı tutup veya bir mimar tutup bu evleri yaptırmaları bekleyemezsiniz. Zamanında yapmışlar ve sonradan da imar veya iznini almışlar. Ve en azından tapuları olmasa bile arsa belgeleri var ve oturuyorlar. O yüzden de böyle aslında İstanbul'un her yerinde görebileceğimiz tamamen şehrin keşmekeş ve karmaşasını oluşturan aslında yani bu da bir özel bir durum. İstanbul'a gelenler de buna bayılıyor açıkçası. Bakın böyle bir boşluk yakalığınızda da böyle bir manzara. Buradaki favori evlerimden birine geldik. Yani tabii ev bu ev mi bilmiyorum. Şöyle bakın.
kan dışından şöyle başlıyor. Böyle gidiyor, 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 gidiyor. Aşağıya kadar gidiyor bu ev. Girişi falan o kadar güzel düşünülmüş ki. Ya tabii ki güvenli olması için çok yüksek duvarlar yapmışlar. Bahçenin girişini gösteriyorum size. O kadar güzel bir girişi var ki. Çiçekler yapmışlar. Demir böyle beyaz bir kapı var. Işıklar var. Yani tam bir masal dünyası ve hani kapıdan girdiğiniz anda bir boğaz manzarası sizi karşılıyor. Şimdi Misra ile şey konuşuyoruz. Böyle bir yerde oturmanın dezavantajları, avantajları. Misra şey dedi. Sabah otur mesela kahvaltı edeceksin. Ekmek yok. Ne yapacaksın? Yani herhalde burada oturanın zaten en az 3-4 tane yardımcısı, bahçıvanı, güvenliği vardır ve bunu alabilecektir diye düşünüyorum. Yani gazete, ekmek bunlar. Artık burada Getir var. Bak Getir'den ekmek söyleyebilirsin. Burada bir, bu bir reklam değil. Tabii Getir bize reklam vermek isterse verebilir değil mi Misra yani? Hani Getir bence iyi bir şey. Aynen. Bu devamlı aslında gezdiğim çantam. Şantiyelere özellikle bu çantayla gitmeyi seviyorum. Çünkü bu kirlendiği zaman çok rahat temizlenebiliyor. Ve şantiye, yani beni şantiyede de inşallah göreceksiniz bazı videolarda. Şantiye girdiğim zaman bembeyaz oluyorum. Yani eve geliyorum böyle saçımı sirkeliyorum falan. Bembeyaz toz çıkıyor. O yüzden de normal iyi bir çanta götürmek istemiyorum. Bu tarz bir şey götürmeyi tercih ediyorum. İçinde neyim var? Kalemlerim var. iPad'im var. Bir tane her zaman yanımda skeç defteri bulunduruyorum. Bana ilham veren şeyleri oturuyorum ve o an çizmem gerekiyor. Yoksa hemen unutuyorum. Yani bunları hemen nota almazsam, çizmezsem bunlar ondan sonra kayboluyor. Bütün tasarımcılara, bütün yani tasarım işiyle uğraşan, yaratıcı işlerle uğraşan insanlara gezmelerini ve incelemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu iş eğitime değil, gezme, görme. Yani görselinizi geliştirdikçe tasarım yapma veya düşünme kabiliyetinizi geliştiriyorsunuz. Bahsettiğim sokağa geldik. Arkadaşlar evlere bakar mısınız? Bakın 4 tane aynı tarz ev yan yana ve bütün mimari özellikleri aynı. Hepsinin cam oranları, cam büyüklükleri, kapı girişleri, pencere yükseklikleri ve bakın şurada detayları var, küçük küçük detayları var. O detayların hepsi aynı ve aynı sırada karşıda aynı şekilde. Ya bunlar tabii şey olarak yani ev olarak kullanılan var. Reklam ofisi, işte ne bileyim mimarlık ofisi gibi kullanılanlar var. Tabii böyle yerlerde maliyetler çok yüksek oluyor. Ya insanlar ev olarak da tutabilir tabii ki. Ama insanlar şirket olarak tutmayı tercih ediyor böyle yerleri. Çünkü çok büyük hacimler ve tabii ki burada şey de önemli yani size kazandırdığı prestij. Yani ofisinizin nerede olduğu, nasıl göründüğü, insanları gelden nasıl etkilediği, sizin iş almanızı, daha yüksek fiyatlara iş veya servis satabilmenizi sağlıyor. Yani sizin markanızın kalitesini arttırıyor. O yüzden de çok önemli. Burada küçük bir arkadaş var. Kendisi YouTuber olmak istiyormuş. Kahve söyledik. The Crepe Escape'e geldik bugün. Burası bu semtte güzel sevdiğim kafelerden bir tanesi. Şimdi cappuccino geliyor. Çok teşekkürler. Misra da ne söylemiş? Misra ne? Sen ne söyledin? Americano. Misra da Americano söyledi. Burası krepleriyle ve pankekleriyle ünlü bir yer. Ve sabahları Amerikan kahvaltısı veriyor. O yüzden burayı çok seviyorum. Sosisler, dana baconlar, yumurtalar falan sabah kahvaltısında var ve kahveleri de gerçekten çok güzel ve yani tatlı krizinizin tutacağında direkt geleceğiniz yer burası. Buranın normalde Anadolu yakasında da şubesi var ama benim ofisim Etiler'de olduğu için buraya oldukça yakınım. Böyle tatlı krizin tuttuğu zaman veya kahve içmek istediğiniz zaman hemen buraya geliyorum. O yüzden burası benim için daha keyifli oluyor. Şeyler yiyelim bence. Bence buraya de. Gelmişken bir krep, bir pankek yememiz lazım diye düşünüyorum. Sence ne yiyelim? Bence krep yiyelim. Bence de, ben de böyle Nutella'lı, bol çikolatalı evet. Falan bir krep. Çilek de olsun. Pardon, bir menü alabilir miyiz? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Biz bence size soralım. Ne öneriyorsunuz? Tatlı mı, tuzlu mu? Tatlı bir şeyler olsun. Tamam. Yani krep falan düşündük mi? Aslında. Krep? Krep olsun. Krep değil mi? Okey. Tamam, böyle Nutella'lı, çilek, muz olan falan ne var öyle? Ne önerebilirsiniz? Nutella var. Mevsim meyveleri ve Nutella'dan yapıyoruz. Vanilyalı krem. Tamam, bence güzel o. Ne diyorsun?
Bence de şu güzel. Şu resimdeki değil mi? Gösterdeki işte. Ha, tamam bu. Aynen o işte, o gelecek. Tamam, tamam çok güzel gözüküyor. Ben geçen yedim bu arada. Elma falan da vardı. Ben elma pek yani sevmiyorum onun için. Çok karışık oluyor. Evet. Ben çilek, çilek muz, bir de portakal, kivi falan öyle bir şeyler olsun. Tamam yeter onlar. Aynen. O zaman çilek, muz, portakal. Aynen. Evet. Tamam süper. Tamam. Kivi de olabilir mi? Tabii ki. Sen bir otelle git. Aynen tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi bayağı yürüdük tabii bugün. Buralar bayağı yokuşlu. Hani bir keşfetmek istiyorsanız bayağı yokuşlarda çıkmanız lazım. Merdivenler var falan. Bir kahve molası verdik. Bunu böyle haftada bir çekmek istiyorum. Bu gezi içerikli bir video olacak. Size böyle İstanbul'un çeşitli özelliğe sahip farklı mimari semtlerinden bu tarz içerikler sunup sonra da bir kahve molası beraber verelim istiyorum. Bugün Misra da bizimle. Misra ile şimdi kahvelerimizi söyledik, kahve içiyoruz. Aslında biz krebin gelişini çekmiştik. Sipariş veriş aşamamızı, krebin gelmesini falan. Ama sizin canınız fazla istemesin diye bu video kendiliğinden kapandı. Nazar değdirdiler bence. Evet. Gözleri kanlı. Ve hatta şey muhabbeti yapmıştık yani Ramazan'da bu sucuklu yumurtaların gösterilmesi ve canın istemesi muhabbetini yapmıştık. İyi oldu aslında. Biz krep bitirmek üzereyiz ve bayağı lezzetliydi. Bilmiyorum ben çok beğendim. Çok çok inanılmazdı. Ve böyle pankek falan tarzı şeyler de var burada. Yani bunları gelip bence burada denemeniz lazım. Tatlı sevenler için cennet burası. Bugün Arnavutköy mimari özelliklerini inceledik. Biraz eğlendik, dolaştık. Sonrasında burada bir kahve molası verdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Alttaki yorumlara lütfen neleri gezmemiz istediğinizi yazın. Bence şey yapalım. Alttaki yorumlarda en çok olan yorumdaki yere gidelim bir dahaki. Evet. Biz seçmeyelim. Siz seçin. Bizi yönlendirin. Ben hala yiyorum. Videoyu... Bana da bırakırsan biraz. Videoyu lütfen likelamayı unutmayın. Biliyorsunuz bunlar bize inanılmaz teşvik verecek şeyler. Yorumlarınızı yazın. Nereleri beğendiniz? Nereleri görmek daha hoşunuza gitti? Ve siz gelseydiniz nereleri giderdiniz veya nerede otururdunuz? Bugün burayı çektik. Umarım güzel bir video olmuştur. O zaman bir dahaki gezi videosuna kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha da çok teşekkür ederim bana yardımcı olduğu için. Kendisini ikna edersen bir sonraki gezi videolarına da bana katılacak değil mi Misra? Tabii ki. Tamam. O zaman şimdilik görüşmek ama üzere. Ama ikna etme şekline bağlı. Anladım, evet biraz geçeyim. Birkaç şey yapmam lazım değil mi? Teşvik edeceğim. Evet. krep gibi veya... Böyle önüme bir şeyler sunman gerekiyor. Peki o zaman görüşürüz.